Likya Live kanalından herkese merhaba. Karavan yapım serimizin bu bölümünde karavanın pencerelerini takacağız. Karavan için ben bir adet 40x20 banyo havalandırması aldım. Bunu Trendyol'dan 520 liraya aldım. 2 adet de karşılıklı takacağım pencere aldım. Bunlar 60'a 40 ölçüsünde. Bursa'dan, Doğuş Otocam'dan kargo dahil tanesini 800 liraya aldım. Bunları ben yerlerini kestikten sonra Dyson'la yapıştıracağım. Zaten otocamcıları da Dyson kullanır. Cam yapıştırmada en iyi silikon Dyson'dır. O yüzden ben de bunları Dyson'la yapıştıracağım. Yine Bursa'dan, Doğuş Otocam'dan bir adet de tavan havalandırma camı aldım. Bunu yatağın tam üstüne takacağım. Bu tamamen açılıyor. Gerektiğinde açıp tavana çıkıp güneş panellerini temizlemek ya da başka işlemler için kullanacağım. Kargo dahil 1500 liraya aldım. Ölçüsü de 80'e 50. Tavan camının bir özelliği de biliyorsunuz ısınan hava yükselir. Tavan camını aralık bıraktığımız zaman ya da açık bıraktığımız zaman karavan içindeki sıcak hava tavan camından çıkıp gidiyor. Bu da karavanın içinde bir nebze olsun serinlik olmasını sağlıyor. Havalandırma penceresinin yeri için pencerenin boyutunda kağıttan bir şablon hazırladım. Hazırlamış olduğum kılavuz kağıdını altından çizdim. Şu köşelerden kağıtla birlikte birer delik açacağım. Sonra kağıdı dışarıda aynı şekilde deliklerin üstüne koyduğumda birebir ölçüyü yakalamış olacağım. Hazırladığımız kılavuz kağıdın köşelerinden 4 tane delik açtık. Şimdi kağıdı dışarıdaki 4 deliğin tam üzerine oturttuğumuzda bu şekilde dışarıda sağlamış olacağız. İçeriden deldiğimiz delikleri kılavuz alıp kağıdı yapıştırdım. Daha sonra kağıdın kenarlarından aynı şekilde çizdim. Şimdi bu çizdiğim çizgiden dışarıdan burayı keseceğim. Şu ölçü muhtemelen içerideki ölçüye denk gelmiş olacak. Dekopajla aracı keserken dışarısı, yani kestiğimiz alanın dışı çizilmesin diye kağıt bantla komple keseceğim alanı maskeleme yaptım. Böylece dekopajın altı aracı çizmemiş olacak. Kestiğimiz yerler diğer yerleri keserken fazla zıplamasın diye buralardan şöyle bantla yapıştıracağım kestiğimiz yerleri. Şimdi camın yerini kestik. Bakalım buraya uygun kestik mi, uyacak mı? Evet. Of. Tam. Bir tane buraya, bir tane de karşısına iki tane pencere takacağım. O yüzden bunu ve karşısındakini sökmem gerekiyor. Çünkü pencere bunun tam üzerine geliyor. Thank you.
metal parçaları çıkardım. Altında silikon izi kalmış ama önemli değil. Zaten burayı böylece kesip pencereye yerleştireceğim. Aynı şekilde bir tane de karşı tarafa yerleştireceğim. Buraya takacağım pencerenin kağıttan bir kalıbını çıkardım. O kalıba göre aracın sacını çizdim. Şimdi o çizdiğim şekli dekopajla keseceğim. Kağıt kalıbı sacın üzerine yapıştırıp sonrasında etrafından CD kalemiyle çizdim. Şimdi bu çizginin üzerinden dekopajla sacı keseceğim. Aynı şekilde bu tarafı da kalıbı koyup CD kalemiyle çizdim. Yine dekopajla bu tarafı da keseceğim. Şimdi bu deliğin üzerinden dekopajla girip dönüş yapacağım. İçeriden keseceğim için ayrıca kağıt bant yapmayacağım. Yani şuralar hafif çizilse de önemli değil. Aracın dışından keserken aracın dış kabartısı kötü görünmemesi için kağıt bantla maskeleme yapıyoruz. Ama burada hafif çizikler önemli değil. Gerekir santipasta boyarım. O yüzden maskeleme yapmayacağım. Şurası çok az. Dışarıdan da bir kontrol edeyim. Tavan havalandırması için kağıttan bir şablon çıkardım havalandırmanın ölçülerinde. Onu havalandırmayı takacağım yere koydum. Bu şablona göre aracın üstüne çıkıp kesim yapacağım. Camlar yapıştırmadan önce camın takılı anında dış sınırını belirledim ve kalemle çizdim. Daha sonra bunun dışını kağıt bantla kapladım. Böylece cama sürdüğümüz silikonun fazlası dışarı taştığında arabaya bulaşmayacak. Aracın kesilen bölgelerine yaptığım gibi camların kenarlarına da maskeleme bandı yaptım. Şöyle banyo camını da göstereyim. Şuraya süreceğim fazla silikon taşıp cama bulaşmasın. Camları aracın sacına Dyson silikonla yapıştıracağım. Fakat Dyson silikonun daha iyi yapışması için şöyle bir şey aldım. Primer diye geçiyor bu. 50 liraya aldım ben bunu. Hepsi buradan. Kargo dahil 50 liraya aldım. Silikonun geleceği yerlere bu primeri uygulayacağım. Kuruduktan sonra üzerine silikon sürüp camı yapıştıracağım.
Dördüncü ve son penceremiz. Kınayı getir anne, kınayı getir. Camları yapıştırdıktan sonra silikon kuruyana kadar geri atma yapmasın, sayı daha iyi otursun diye karşılıklı iki tane çıtayla birbirine doğru gerdim. Sıra geldi zurnanın zırt dediği yere. Çünkü tavan ekisini yapıştıracağım ama biraz zor olacak gibi. Kafama bulaştırdım. Tavan camının iki tane kulpundan aşağıya ip indirdim. O ipleri de bir boya kovasına bağladım ağırlık yapsın diye. Şimdi bir de çıkıp üstten kontrol edeceğim. Yan camlar, banyo camı, dış duş, hatta tavan camı dahil tüm kestiğim cam yapıştırdığım yerleri su testine tuttum. Bakalım su kaçırıyor mu içeri? Ona göre izolasyona başlayacağım. Su testi sonrasında tavan camında bir damla bile ıslaklık yok. Hem iç bölgesini hem de dışını kontrol ettim. Zaten aracın dış tarafından yani tavan tarafından da bayağı bir silikon yaptığım için mümkün değil. Yan camlar da çok iyi şekilde silikonlandığı için herhangi bir su kaçağı olmadı.